motor sporlarında en önemli şey geçiş yapmaktır. Bu geçiş işlemi yarışın hemen başında, ilk turda ya da yarışın kalan kısımlarında yapılabilir. Geçişlerin en önemli faktörü hız farkı sayesinde gerçekleşir. Hız ne kadar fazlaysa geçiş yapmak da o kadar kolaylaşır. Formula 1 sürücüleri için geçiş yapmak büyük yetenek ve cesaret ister. Çünkü Formula 1 araçları performans olarak önündeki araçlara çok yakın veya fren mesafesi çok kısa olan araçlardır. Hayatımıza 2011 senesinde giren DRS, Formula 1 yarışlarındaki geçiş sayısını ve dolayısıyla seyir zevkini artırmak amacıyla kullanılan ve Formula 1 yönetiminin çeşitli yönergelerine tabi bir teknoloji. Ancak DRS, Drag Reduction System, Türkçe anlamıyla sürüklenmeyi azaltıcı sistem, bu sporu geldiği günden itibaren geçişlerin daha kolay gerçekleşmesini sağlıyor. DRS sistemi aktivasyon bölgeleri hariç çalışmaz. Araç, önündeki araca bir saniyenin altında kalacak şekilde yaklaştığında sistem kullanılabilir. DRS açıldığında aracın arka kanat parçasının açısı genişler ve sürüklenme azalarak araç daha da ısınır. Bu şekilde geçiş gerçekleşir. DRS sisteminin uygulamaya konulduğu yıl olan 2011'de yarış başına ortalama geçiş sayısı 43.2'ye, takip eden yılda ise 43.5'e yükseldi. Öyle ki 2012 yılında Formula 1 fanları toplamda 866 geçişle bir sezonda en fazla geçiş yapılan yıla şahitlik ettiler. 2011 yılında ilk kez Formula 1'e adapte edilen DRS sistemi, sonraki yıllarda Formula 2, Formula 3, GP3, Dodge Tourenwagen Masters gibi pek çok otomobil yarışında kullanılır hale geldi. Bu serilerde DRS sistemi Formula 1'deki gibi belirli bir bölgede, belirli bir mesafede diğer araçlara yaklaşırken kullanılabilir.